Değerli arkadaşlar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zeytinle ilgili yasa tasarısına gece yarısı eklenen maddelerden iki tanesi, benim de sözcüsü olduğum Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nu ilgilendirdiği için iki maddeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, tam üç kere tarafımızdan püskürtülen, ancak AKP'nin inatla yine getirdiği bir madde. Bu madde öğretim üyelerinin milletvekillikleri bittikten sonra üniversiteye döndüklerinde hem kendi maaşlarını hem de milletvekili emekli maaşlarını birlikte almasına izin veren bir madde. Yani ben bir profesörüm. Ben şu anda emekliyim. Milletvekili emekli maaşı alıyor. Eğer milletvekilliğim bittiğinde üniversiteye döner isem hem üniversite maaşı alacağım hem de milletvekilliği emekli maaşı almaya devam edeceğim. Ancak bir başka öğretim üyesi, milletvekili olmayan bir öğretim üyesi emekli olduktan sonra tekrar üniversiteye döndüğünde sadece tek maaş alacak. Biz bu haksızlığı tam üç kere püskürtmüştük. 24. dönemde yine bir gece yarısı operasyona getirmek istemişlerdi. Biz izin vermediğimiz için getiremediler. 26. dönemde daha yeni çok siz de çok net hatırlayacaksınız. Bizim karşı duruşumuza rağmen yine bir torba tasarı içerisinde bu kanunu getirdiler. Bu tasarıyı getirdiler ve biz orada çok ciddi bir savunma yaptık. Türkiye, Aladağ'da yanan çocuklarımızı konuşurken milletvekilleri kendilerine kıyak maaş veremez dedik ve Son anda bu maddeyi tasardan geri çekmişlerdi hatırlarsanız. Şimdi AKP yine klasiğini bozmuyor. Yine Türkiye kan ağlarken, Türkiye Şırnak'ta, Şenoba'da 13 şehidine ağlarken, herkes 13 şehidin yaşını tutarken, hatta bir gün önce Şırnak'ta bir gün önce yine 3 şehidimizi ağlarken, gece yarısı komisyona yine bu tasarıyı getirip milletvekili emekliliği ne ikinci bir maaş, kıyak bir maaş eklediler. Ben şimdi buradan soruyorum. Bu Ramazan ayında herhangi bir şey yediğiniz zaman orucunuz bozuluyor. Hak yediğiniz zaman orucunuz bozulmaz mı? Hak yediğiniz zaman, haksızlık yaptığınız zaman acaba oruçlarınız kabul olur mu? Türkiye şehitlerini ağlarken, Türkiye yaz tutarken, herkes şehidiyle, ülkesiyle, vatanıyla meşgulken gece yarısı milletvekillerinin kendilerine böyle bir kıyakçılık yapmaları acaba ne kadar ahlaki, ne kadar onurlu bir davranış. Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. İkinci madde yine bizim ısrarla üzerine gittiğimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir madde. Biliyorsunuz Türkiye iş kazalarında maalesef Avrupa birincisi, Maalesef dünya üçüncüsü. Biz ölümlü iş kazalarını azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri çok net bir şekilde almaya yönelik bazı kanunlar çıkarmıştık. Şimdi bu kanunların gevşetildiğini görüyoruz. Örneğin az tehlikeli iş yerlerinde ondan daha az işçi çalıştıran iş yerlerinde bu uygulamanın yani iş sağlığı ve güvenliği uygulamasının 2020'ye kadar ertelendiğini gece yarısı önergesiyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ondan az olan sayı bu sefer 50'den az olarak değiştirilerek yani 50'den az olan 50'den az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinde işverenin kendi imkanlarıyla iş sağlığı güvenliğini sağlayabilmesine olanak tanınıyor. Yani deniliyor ki bu kadar ölen insan yetmez, iş kazalarında ölüme devam. Biz bir yandan işverenleri, kobileri mutlaka ama mutlaka sahiplenirken, onların zorluklarını, ekonomik zorluklarını aşmaya çalışırken, bir yandan da işçilerin de sağlığını ve can güvenliğini korumak zorundayız. Bu iki madde Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönemden beri muhalefet ettiği ve hiçbir şekilde kabul edemeyeceği maddelerdir.